Bugün fizikçilerle birlikteyiz. Doğayı da zamanı geldiğinde kendi gidişatına bırakmamız gerektiğini de yine bilimin ışığında ve bilimin bilgisiyle akıl duyumuzla bunu da öğreniyoruz. Aslında geçmişe baktığımızda Newton'un ortaya koymuş olduğu yasalar aslında kalkülüsü keşfetmesi, belki de uyduları göndermemize, işte Mars'a, Ay'a uzay aracı göndermemize, insanın uzaydaki varlığı, insanın refahı için ne sunuyor, ne sunacak? Manhattan projesiyle hocam da bahsetti sabahleyin, bir atom bombası patlıyor. İlk nükleer bombanın patlaması belli bir bilimsel gelişmenin sonucu. Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı olarak bizim özellikle de amacımızı, gayretimizi, çabamızı da anlatmak istiyorum ve bu konuda bir konuşma yapacağım. Affınıza sığınarak da başlıyorum. Çok değerli hocalarımı, Türk Fizik Derneği'nin değerli yöneticilerini, aslında bilim dostu hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi ben de en kalbi duygularla selamlıyorum. Geçen gün katılmıştım, bugün 40.sına da katılıyorum ve Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olarak da burada olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Zirvenin ev sahipliğini yapan, özellikle de böyle bir organizasyonun büyük bir kararlılıkla uzun yıllardır yapan ve emeği geçen herkese Sayın Baki Hocam'ın şahsında teşekkür ediyorum. Ve böyle bir kongrenin hem ülkemiz için, milletimiz için, insanlık için iyi ve güzelliklere fayda getirmesini diliyorum. Değerli katılımcılar, tabii bilimin amacı evrenin işte işleyişini anlamak, doğa yasalarını keşfetmek ve tabii ki bu bilgileri insanlığın yararına kullanmak. Biraz önce hocam da bunu çok güzel bir şekilde ifade etti. İnsanlık öldürmemek lazım ama bilimi insanlık faydasına kullanmak önemli bir hedeflerden bir tanesi. Fizik doğa bilimleri arasında en temel bilim olarak kabul edilir. Çünkü diğer bilimlerin de temelidir. Bugün burada fizikçilerin arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Ne olursa olsun atom altı parçacık fizikle başlar. Moleküllerle kimyaya girer. Biyomoleküllerle beraber işte proteinler, amino asitler biyolojiye dalınır ama dili matematiktir. Dolayısıyla fizik madde ve enerjinin temel yapısını inceleyerek aslında diğer bilim dallarının da üzerinde oturmuş olduğu temel taşları oluşturur, temeli oluşturur. Bu nedenle fiziğin bilimdeki rolü çok önemli ve vazgeçilmez diyebileceğimiz bir öneme sahiptir. Bu kadar çok bilim insanı arasında aslında sabahtan beri de ben bakıyorum. Böyle bir ortamda bir tıp doktoru olarak konuşmak belki bir cüretkarlıktır ama bilim aşığıyım, bilimi seviyorum. Tıbbiye de okurken bile fizik ve matematik derslerine fen fakültesinde giderdim ve bundan da büyük bir keyif alırdım. Bilimsel yaklaşımı biraz popüler bilim dalı tarzında ve teknik konulara çok girmeden kısa bir konuşmayla beraber neden temel bilim ve temel bilimler araştırma vakfı ve neden temel bilim meramımı anlatmaya çalışıp konuşmamı tamamlamak istiyorum. Hani fizik nereden başladı diye çok tarihi şeyler anlatılır edilir ama tarihte antik çağda özellikle de bir Aristo ile karşılaşırsınız ve o beş duyuyu tanımlar. Biz tıpçılar olarak da o beş duyuyu özellikle de çok kıymetli buluruz. Aristo insanın sahip olduğu o beş duyuyu tanımlar ama günümüzde artık 20 ile 30 arasında işte denge de dahil, proprioception duyular dahil olmak üzere 20-25 duyuya sahip bir insan var artık. Ancak günümüzde bilim insanları bu duyuları böyle sınıflandırır ama yine de genel manada 5 duyunun etrafında tanımlamalar devam eder. Bunlara çok girmek istemiyorum ama 5 duyunun etrafında şekillenen bu dünya, yani beynimiz, merkezi sinir sistemimiz bu duyularla dışımızdaki dünyayı algılamaya çalışıyor ve algılamaya da çalışıyoruz. Bir tıp doktoru ve temel bilim aşığı olarak da Aristo'nun ve özellikle de duyu bilimcilerinin affına sığınarak buna hocamın da ifade ettiği gibi akıl duyusunu eklemek istiyorum. Akıl gördüğümüz, duyduğumuz ve tattığımız, işte kokladığımız, hissettiğimiz o beş duyunun dış dünyadan gelen verileri algılayarak kendi kavramlarıyla beraber bir gerçeklik ve o oluşan elektriksel sinyal, oluşan gerçekliğin dışında kavranamayan taraflarını da anlamaya çalışan bir duyumuzdur. Ve beş duyuyu da kullanıp onları aşan anlamı seçen belki de içsel duyumuzdur. Bilimin henüz açıklayamadığı bilincimizi de aslında kapsayan bir duyudur. Duyularımızla algıladığımız, deneyimlediğimiz dış dünya tam olarak ne olduğunu aslında bilmediğimiz ve asla da tam anlamıyla bilemeyeceğimiz bir gerçekliği temsil eder. Bu gerçekliği nasıl yorumladığımız ve nasıl anlamlandıracağımız akıl duyumuzun bir sorumluluğudur. Akıl duyularımızla algıladığımız dünyayı sorgular ve bu sorgulamayla da yeni gerçeklikler ve yeni dış dünyalar kurmamızı sağlayan bizim bir duyu organımızdır ki bütün duyuları kullanan. Aslında akıl insana farklı ufuklar açar diyerek de
bu ufukları tanımlayan, bu ufuklara erişmemize imkan sunan bilim disiplinlerine ve bu bilim disiplinlerinin klasifikasyonları ortaya oluşturduğu temel yapıdaki bilimlere temel bilim diyoruz ki fizik, kimya, biyoloji, matematik. Bugün fizikçilerle birlikteyiz ve yaşadığımız dünyayı bu bilimlerin ışığıyla, bilimlerin gücüyle başkalaştırıyor, dönüştürüyor ve değiştiriyor ve geliştiriyoruz. Fakat zamanı geldiğinde doğayı da biraz önce ifade edilmeye çalışıldı. Biraz sonra ben burada ödüllerini de vereceğim. Doğayı da zamanı geldiğinde kendi gidişatına bırakmamız gerektiğini de yine bilimin ışığında ve bilimin bilgisiyle akıl duyumuzla bunu da öğreniyoruz, biliyoruz ve bazen doğanın akışına da çok müdahale olmamamız, etmememiz gerektiğini de farkındayız. Ve iç duyumuzla algıladığımız bu günümüz dünyası temel bilimler öncesi dünya değil artık. Temel bilimler özellikle 19. yüzyılda bir patlamadan bahsedilir. Öncesindeki dünyadan farklı bir dünyadayız. Ve insanlığın refah düzeyi temel bilimlerle değişti ve değişmeye devam ediyor. Ancak bu değişim her yerde eşit şekilde hissediliyor mu? Bu soru. Evreni, doğayı anlamanın yanında bu kongrede belki bunun içinde varız ki birçok konuşmacı da işte depremle ilgili konuşmalar da yapıldı. Bilim insanlığın yararına ve eşit şekilde kullanılması gereken bilimsel bilgiyi en iyi şekilde ortaya koyması lazım. Hep birlikte belki bilimin sunduğu imkanları nasıl daha adil bir şekilde paylaşabileceğimizi ve bu bilgiyi nasıl insanlık yararına kullanabileceğimizi konuşuyoruz, konuşacağız ve konuşmaya da devam edeceğiz. Tarihte akıl duyusunun nasıl kullanıldığını veya aslında nasıl kullanılmadığını anlatan birçok tarihi olay var. Birçok hocamız da biraz bahsetmeye çalıştı, Baki hocamız. Savaşlardan, füzelerden ve işte birçok gelişmelerden baktığınızda altında temel bilim vardır aslında. Aslında geçmişe baktığımızda Newton'un ortaya koymuş olduğu yasalar aslında kalkülüsü keşfetmesi, belki de uyduları göndermemize, işte Mars'a, Ay'a uzay aracı göndermemize ve bu yasalardan faydalanarak göndermemize neden oldu. Ancak insanın uzaydaki varlığı, insanın refah için ne sunuyor, ne sunacak, bunları nasıl sunacak? Bu sorular akıl duyumuzlar olması gereken yanıtları işaret ediyor ki hocamın söylediği gibi insan olmayı da içerisine alan önemli bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ay'da Mars'ta koloni kurmak, haberleşmeden maden aramaya varıncaya kadar uydularla birçok işlemi yapıyoruz. Ama aynı zamanda yörüngede dönen ve 7 tane nükleer başlığı olan silahlar da var maalesef. Ve nereye atılacağı henüz bilinmeyen. James Watt işte buharın gücünü keşfetti, geliştirdi, daha iyi bir noktaya getirdi belki. Ama Faraday elektrikle işte fisyondan elektrik üretmeyi başardı. Elektrik motorunun ilk prototipini ortaya koydu. Belki bununla beraber endüstrinin, sanayi tüm bu zenginleşmesini ürettiği zenginlik nasıl yeryüzünün zenginliği olacak diye de düşünmemiz lazım. Bu sanayide ve bilimde, teknolojide muhteşem bir zenginlik elde etti insanoğlu ama bunu insanlığın ortak malı nasıl olacak? İnsanlık için ortak faydayı nasıl kullanacağız? Bu yine bilimin, bilim insanlarının derdi ve kaygısı olması gerekir. Özellikle de bu gelişmeler karşısına baktığımızda gelişmiş ülkelerin çöpe attığı gıda miktarı, açlık sınırı altında yaşayan ülkelerin ihtiyacı olan gıda miktarına eşit olduğu düşündüğümüzde aslında akıl duyusunun ne kadar kıymetli olduğunu, insan olmanın ne kadar kıymetli olduğunu bir defa daha anlıyoruz. Bilim insanı olmak ama evrensel normlara, evrensel değerlere işte sadık bir bilim yapabilmek çok kıymetli olduğunu da buradan anlıyoruz. Yani bir örnek olarak hani Maxwell'in elektromanyetik işte dalga öngörüleriyle, ışığın vakumlu ortamdaki işte hızıyla hem manyetik hem bileşenlerinin olduğunu hem de elektriksel bileşenin olduğu keşfi, elektromanyetik spektrumun keşfiyle beraber baktığımızda aslında Hertz ile beraber radyo dalgalarını keşfediliyor. Ve bu teknolojinin temeli atılıyor. İletişimde bugün kablosuz teknoloji de dahil olmak üzere. Ama dünya iletişimde bir devrim yapıldı ama baktığımızda bu dünyadaki iletişimin bugün 5G dahil olmak üzere geldiği noktada bireyler ve ülkeler ne kadar iletişim içerisinde. Ve anlaşmazlıklar, savaşlar, hak ihlalleri, cinayetler hala devam ediyor. Duyularımızla bildiğimiz ve iletişimsizlik için ortaya konulan bütün bu verileri nasıl sunuluyor, nasıl sunulacak, ne sunacağız, bunun hepsini bir şekilde ortaya koymamız lazım. Yani Faraday'ın, Maxwell'in veya Hertz'in geliş
geliştirmiş oldu ve bugün iletişim dünyasındaki geldiğimiz noktada dünyadaki iletişimsizliğinin kaynağını işte akıl duyumuzla, akılla ve insanlık yararına kullanmakla ancak mümkün olabilir. Aslında burada Maxwell çok kıymetli. Fizik öğrencileri de burada. Ben bu konuda çok kendisini de severim. Kendisini de çok yazılarını okudum. Lisede Satürn'ün halkalarını matematiksel denklemi çıkartıp ödül olan bir matematik dehası bir bilim insanı. Maxwell'in bulmuş olduğu şeyler belki yüzyıllar sonra da 19. yüzyılda patlama oldu ama bir birey nasıl değiştirdiği 19. yüzyılda en önemli değişimlerden bir tanesi. Maxwell'in bulmuş olduğu özellikle de teoriler ve matematiksel denklemleri çok önemli etkiler yaptı günümüz modern dünyası için. Bundan sonra da bu en iyi noktada hissedilecektir. Albert Einstein bile kendisine gerçekten hayrandır. Hatta Cambridge Üniversitesi'nde Kevin Nish Laboratuvarları'nın ilk kurucu yöneticisi ve 90'a yakın da Nobel ödülü almış insanın çıktığı bir yer. Bir birey yetiştirmenin, bir fizikçinin, bir temel bilimcinin, insanların değilse ülkesinin, milletini ve insanlık için ne kadar kıymetli olabileceğine örnek isimlerden bir tanesidir. James Clerk Maxwell diye de düşünüyorum. Dahilerden Einstein'ın ona hayran olması da onun nasıl birisi olduğunu da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız da bu zaten. Bilim insanı yetiştirmek, bilime insanla fayda olan insanlar yetiştirebilmek. Bu salonda belki de en az ben bilirim ama yine bir hocamın sabahki açıklamasından, daha doğrusu izahlarından güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Onun sonu elektronun keşfi hocam. Özellikle Rutherford'un işte protonu bulması, onu bir atom modeli, sonra Niels Bohr'un bu atom modeli geliştirmesi, Chadwick'in 32'de nötronu bulması, Fermi'nin 37'de Nobel almış olduğu işte nötron bombardımanıyla yapay reaktör, radyoaktivitenin oluşması, 42'de ilk nükleer pilin oluşması ama 45'te Manhattan projesiyle hocam da bahsetti sabahleyin bir atom bombası patlıyor. İlk nükleer bombanın patlaması belli bir bilimsel gelişmenin sonucu. İnsanlık yararına kullanılabilecek en efektif nükleer santral 54'te Ruslar oluşturuyorlar ama bir enerjinin bomba olarak kullanılabilmesi akıl duyusunun aklın ve insanlık yararına kullanılıp kullanmama konusunda ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Bizim bu akıl duyusunu en doğru bir şekilde insanlık yararına bilimi ve bilimin ürünü olan bilgiyi kullanmak zorundayız. Buradaki fizik öğrencilerinin belki de hedeflemesi gereken önemli şeylerden bir tanesi. Vakfımızın da amaçlarından bir tanesi. Hani Albert Einstein'in işte fotoelektrik olayı bulması, kendisi 21'de Nobel ödülü alamıyorsam, 50'lerde işte ilk güneş pilinin olması. Bakın bugün dünyada ne kadar önemli bir şey. Fosil yakıtlara alternatif yeni enerji kaynaklarının olması, insanlık faydasına muhteşem işler ortaya konulabiliyor. Ama fotovoltaik pilin bulunmasının alternatifi olarak yapılıyor ama onun bir de relativiteyle işte geliştirmiş olduğu zaman algısıyla bugün uyduların zamanlamasının senkronizasyonu nasıl yapılıyorsa biz insanlık için bir yere ne kadar kıymetli varmada kullandığımız bu global pozisyon sistemlerini ama aynı zamanda birçok bunu kullanan akıllı bombalar, akıllı füzeler, akıllı aslında ölüm kusan makineler de yine işte GPS gibi, GLONASS gibi, Galileo Baydua gibi uydu sistemlerini kullanarak insanlara ölüm saçabiliyorlar. Akıl duyusunun kıymetli olduğunu inanıyorum. Ve dünyayı değişen sayısız örnek sayılabilir. İstenmeyen malı motorlar, turbojetler, turboproplar, turbofanlar, dünyayı bize küçülten bütün gelişmeler, bunun yanında arabalar, uçaklar, denizler, uzay araçları, roket motorları, özellikle de bilimin en önemli kısımlarında transistörün gelişmesi, ICT teknolojilerindeki gelişmeler, komünikasyonda birinci jenerasyondan beşinci jenerasyona geçen bir iletişim lekler 0.2 milisaniye düştü. Süper bilgisayarlara varıncaya kadar gelişen, şimdi kuantum bilgisayarların konuşulduğu bir dünyadayız. Ama akıl duyusunu ne derece kullanabiliyoruz bunu düşünüyoruz. Hatta Moore yasası tam geçerliliği kaybetmediyse de kaybetmek üzere şimdi kuantum bilgisayarların konuşulduğu apayrı bir yeni paradigma değişikliğine geçen bir dünyada yaşıyoruz. Ve şimdi bambaşka bir çağa giriyoruz. Biraz önce hocam çok güzel bahsetti. ChatGPT'yi de kullanıyoruz. Bir yapay zeka dönemine giriyoruz. Yapay zeka dönemi artık yeni bir çağın açılışı diye de düşünüyoruz. Ama bununla getirmiş olduğu yeni işler olacak, yeni başımıza komplikasyonlar çıkacak. Buradaki kişilerin özellikle de Turing testini bile geçebilecek boyuttaki bir şeyle ahlaki etik kurallar, diğerler ne olacak? Bunları nasıl geliştireceğiz? Toplumsal düzeni ve insan yararına faydasını sağlarken aynı zamanda nasıl mesleklerin, yaşam koşullarının, etik sorunlarının üstesinden nasıl geleceğiz? Bu da yapay zeka çağının insanlı değerleri, evrensel normları yıkmadan
olan yeni döneme nasıl geçmemiz gerektiğini ortaya koymalıyız. Bu da yine akıl duyumuza mümkündür. Ama akıl duyumuzun devreye girmeli ve bilimle de kol kola olmalı. Daha binlerce örnek verilebilir ama buradan aslında sona gelmek istiyorum ki dünyayı değiştirdik. Biliyoruz ki bundan sonra da temel bilimler duyularımızla algıladığımız dünyayı bambaşka bir dünyaya dönüştürme teminatımızdır. Buna Türkiye Temel Bilim Araştırma Vakfı olarak değerli öğrenciler, hocalarımız gibi biz de bu teminata inanıyoruz. Önce ülkemize, sonra insanlığa ve insanlık refahına fayda sunma gayretindeyiz. 32 sanayici ve 15 akademisyenden kurulan Türkiye Temel Bilim Araştırma Vakfımızın tek amacı temel bilimlere odaklanmış, lisans programında sadece temel bilim olan tematik %100 burslu yeni nesil bir üniversite kurmaktır. İnsanlığın geldiği bu noktada temel bilimlere her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü artık hem doğanın kısıtlarına hem de insanın eliyle ürettiğimiz sorunlara çözüm üretmemiz gerekiyor. İklim değişikliği fenomeninden artan kanser vakaları ya da salgın problemleri insanın öldürücülüğünün azgınlaşmasında dünyadaki refah dağılımı ve gelir adaletsizliğinde yöneldiğimiz her yerde beş duyumuzla algıladığımız sorunları büyük bir dünya, sınırları büyük bir evren var karşımızda. Beş duyumuz ve akıl duyumuzun subjektif yönlerini elimine edebileceğimiz yapay zeka gibi yeni araçlarımız olsa da işimiz hayli zor, hiç de kolay değil. Yapacak çok işimiz var çünkü insanoğlunun bir de hırsı var. Bunu dizginleyebilecek yine bilimle beraber bilim insanları olacağına inanıyorum. Akıl ve aklın yolu temel bilimlerle bu dünyayı yeni bir dünyaya değiştirebileceğimize gönülden inanıyorum. Zaten başka da bir yolumuz da yok. Türkiye Temel Bilim ve Araştırma Vakfı olarak bu uğurda çaba sarf eden herkesi ayakta alkışlıyorum. Tüm temel bilim tutkunlarını, öğrencilerimizi ve uzmanlarını, hocalarını, temel bilim dertlilerini ve delilerini özellikle de en kalbi duygularla da selamlıyorum. Bilgiyle kalın, bilimle kalın, hoşça kalın, esen kalın diyorum.